Arılar insanlardan daha yaşlıdır. Bunu öğrendiği gün Sami'nin hayatı tamamen değişiyor. Bu adam bir mucit. Peki ya icatları genellikle işe yaramıyorsa? Gerçi bu kez işlevi olan bir şey yapıyor. Ki bu kesinlikle beklenmedik bir durum. Yaptığı şey bir zaman makinesi. Kendisi için öğrenmek istediği bir şey var. Yeryüzünün sakinleri kaç yaşında? Yalnız tek bir sorun var. Neyse birazdan göreceksiniz. Sami ilk durağında öyle çok geçmişlere gitmiyor. 40 yıldan biraz daha eski zamanlarda bir laboratuvarda bilim insanları görüyor. Göremediği bir şeyle haşır neşirler. Aa, sene 1975 ve araştırmacılar naylon yiyen bakterileri keşfettiler. Bu bakteriler 1935'ten önce var olamazlardı. Çünkü naylon tam da o yıl icat edilmişti. Zaman makinesi Sami'yi bir sonraki durağına, yaklaşık 10 bin yıl öncesinde zamanda bir noktaya götürüyor. Adam açık havaya adım atar atmaz yüksek sesli bir miyavlama duyuyor. Bir kedi ona doğru hızla geliyor. Bu hayvan hemen hemen günümüzdeki sıradan bir kediye benziyor. Aa, evet, bilim insanları kedilerin 12 bin yıl önce evcilleştirilmiş olduklarını iddia ediyordu. Ama kedilerin ilk ataları 10-15 milyon yıl önce ortaya çıkmıştı. Sıradaki durak geçmişte bayağı uzaklarda, yaklaşık M.Ö. 20 bin yıllarında. Sami makineden ayrılmaya cesaret ediyor ve dikkatlice dışarı çıkıyor. Ağacın arkasındaki o şey bir kurt mu? Aman neyse, sadece bir köpekmiş. Bu tarihe kadar şu an soyu tükenmiş olan bir kurt türünden evrimleşmişlerdi. Ondan sonra zaman kapsülü Sami'yi geçmişte daha da eskilere götürüyor. Ve Sami kendini Afrika'da buluyor. Homo sapienslerin, yani sizin, benim ve hatta Sami'nin yaklaşık 300 bin yıl önce ortaya çıktığı yer burası. Atalarından daha küçüktüler ve şaşırtıcı derecede büyük bir beyinleri, daha hafif çeneleri ve daha küçük dişleri vardı. Ne var ki Sami'nin günümüz insanlarının ilk atalarıyla arkadaşlık edecek zamanı yok. Daha da geçmişe gitmesi lazım. Geçmişte yaklaşık 5 milyon yıl öncesine iniyor. Şuna da bakın, tüylü bir fil. Evet işte o, tarihteki ilk mamuttu. Güney Afrika mamutu. Bu arada görülen son mamut türü tüylü mamuttu. Günümüzdeki Afrika fillerinin boyutunda olan bu hayvan yaklaşık 400 bin yıl önce Doğu Asya'da ortaya çıkmıştı. Sami arkasına dönüp tam zaman makinesine yönelecekken başka bir mamutu, tüysüz bir mamutu fark ediyor. Yalnız o bir mamut değil, o günümüzdeki fillerin ilk atası. Bu hayvan da aşağı yukarı 7 ila 5 milyon yıl önce evrim geçirmişti. Demek ki filler ve mamutlar aynı dönemde dünyada dolaşıyorlardı. Makine Sami'yi 20 milyon yıl önceye götürüyor ve Sami ilk deve kuşunu görüyor. İlk olarak Afrika'da ortaya çıkmış ve yaşayan en büyük kuş olan bu kuşun gözleri öyle iridir ki beyninden bile daha büyüktür. Sıradaki durağa geldik ve Sami 50 milyon yıl geçmişte. Orada gördüğü şey bir tavuk. Yani en azından günümüzdeki tavuğa benzeyen bir kuş. Anlaşılan çoğu Güneydoğu Asya'dan olmak üzere birden fazla atası var. Tavuğun gen havuzunda vahşi orman kuşlarının 4 türü var. Ancak bu kuş sadece 10 bin ila 8 bin yıl önce evrimleşti. Sami kapsülüne binmeden önce sıçan boyutunda bir hayvan görüyor. Görünüşe göre bu ilk primat. Bilim insanları onun primat ailesinden olduğunu yaratığın dişleri sayesinde buldular. Gene de bu 50 milyon yaşındaki mahluklarla günümüzdeki primatlar arasında bağlantı kurmakta zorlandılar. Geçmişte 50 milyon yıl öncesi anlaşılan merak uyandıran bir dönemmiş. Sami köpek boyutunda şirin bir hayvan görüyor. Tıpkı şeye, o bir at mı? Doğru, ilk atlar ormanda yaşayan oldukça küçük yaratıklardı. Sıradaki durak 2 milyon yıl daha önce ve bu Sami'nin yarasaları keşfettiği zaman. Bu yaratıklar bilim insanlarının kafalarını karıştıran evrimsel bir gizemdir. Yarasa olduğu anlaşılan ilk tür 52 milyon yıl önce ortaya çıktıysa nereden geldiler peki? Zaman makinesi M.Ö. 100 milyon yılında duraklayınca Sami hayatının en büyük korkusunu yaşıyor. Ondan sadece 1-2 metre ötede devasa bir timsah var. İşte o, hani şu Super Croc dedikleri. 12 metre uzunluğunda ve neredeyse 10 ton gelen muazzam hayvan. Timsahlar o güne kadar en az 100 milyon yıldır günümüzdeki hayvanlara benzeyen bir şeye evrimleşmişti. O yüzden Super Croc, Sami'nin kendi zamanında gördüğü hayvandan 2 kat büyük olmasına rağmen ona tanıdık geliyor.
Sami yaklaşık 125 milyon yıl öncesinde zaman makinesinden dışarıya bakınca az kalsın ilk arılardan biri tarafından sokuluyor. Bu arı etobur eşek arısından evrimleşmiş. Git başımdan. Tarihte 130 milyon yıl öncesine gidiyoruz ve Sami ilk çiçeklenen bitkilerin hoş kokularını içine çekiyor. Demek ki günümüzdeki çiçekler bayağı bir süredir varmış. Fakat bütün dünya tarihi bir saate sıkıştırılırsa çiçeklenen bitkiler sadece son 1,5 dakikasında var olurlardı. Sami 200 milyon yıl öncesinde zaman makinesinden dışarı çıkıyor ve etraftaki manzarayla dehşete kapılıyor. Onu rahatsız eden tek şey kulağının dibindeki dayanılmaz vızıltı sesi. İşte bu ilk sivrisinek. Bilim insanları günümüzdeki sivrisinekleri 226 milyon yıl önce yaşayan türlerle ilişkilendirdi. Günümüzde var olan 3500 sivrisinek türüyle hemen hemen aynı görünüyorlar. Sami'nin son hatırladığı şey 300 milyon yıl öncesinde olduğu. Bir şey üstünden vın diye geçince gökyüzüne baka kalıyor. Bu yaratık bir yusufçuğa benziyor ama kanat açıklığı 60 santimetreden az değil. Bilim insanları yusufçukların öyle devasa boyutlara ulaşmalarının o zamanlar havadaki oksijen seviyesinin yüksek olmasından kaynaklandığını tahmin ediyorlar. Sami M.Ö. 315 milyon yılı civarında ilk sürüngenlerden birini görüyor. Yumurtaları sert kabuklar geliştirdi ve o yumurtaların suda kalması gerekmiyor. Üstelik sürüngenlerin derisinin sürekli ıslak olması da gerekmiyor. İşte o yüzden bu hayvanlar nihayet göllerden ve nehirlerden uzaklaşabiliyorlar. Sami M.Ö. 370 milyon yılı civarında zaman kapsülünden çıkınca ilk ağaçların dünyayı sarmaya başladıklarını görüyor. Ağaçlar çoğunlukla bataklıklarda yetişiyor. Bitkilerde o zamana kadar özel bir doku gelişmişti ve ağaçlara dönüşen odunu üretmeye başlamışlardı. Ancak o eski zamanlardan bugüne kadar sadece çanak eğrelti hayatta kalabildi. Bu bitki Avustralya, Yeni Zelanda ve yakınlarındaki bölgelerin tropik yağmur ormanlarında yetişiyor. Geçmişte bir 10 milyon yıl daha eskiye gidiyoruz ve Sami ilk eğrelti otlarından bazılarını görüyor. Bu bitkiler en az 380 yaşında. Fakat bazı bilim insanları eğrelti otlarının çok daha eski olabileceğine inanıyorlar. İlk eğrelti otları 430 milyon yıl önce evrilmişti. Her halükarda bu bitkilerin çoktan soyu tükendi. Bu arada günümüzdeki bazı eğrelti otlarının nataları ağaçlar kadar büyüyordu. Sami zaman makinesinin 400 milyon yıl öncesinde büyük bir su kütlesinin yakınlarında duruyor. Bu herhalde bir okyanus. Kafası iyice karışmış bir halde suya bakıyor. Oradaki bir köpek balığı mı? Ama o zaman bu onların ağaçlardan daha eski oldukları anlamına geliyor. Peki Sami o hayvanı nasıl tanıyabiliyor? M.Ö. 355 milyon yılından daha eski zamanlarda köpek balıkları torpil şeklindeki yırtıcılardan daha çok büyük yılan balıklarına benziyordu. Günümüzdeki hayvanlara benzemeye iyi gelişmiş dişleri, biçim ve şekil çeşitlilikleriyle sadece 100 milyon yıl önce başladılar. Sami aynı konumda kalmaya ve sadece zamanı değiştirmeye karar veriyor. O yüzden kendini yine aynı yerde buluyor ama bu kez 35 milyon yıl daha öncesinde. Kıyı boyunca yürürken küçük bir şeyi fark ediyor. Daha yakından bakınca onun baş parmak tırnağından daha küçük bir minüskül deniz yıldızı olduğunu görüyor. Bu tür günümüzde yaşamıyor. Bu küçüklerin yerini daha büyük ve daha güçlü deniz yıldızları aldı. Zaman kapsülü Sami'yi M.Ö. 500 milyon yılına getiriyor. Görünüşe göre hala aynı su kütlesinde. Çömelirken yarı saydam bir yaratık görüyor. Dokunaçları ve belirgin bir çan şekli var. O ilk deniz anılarından biri. Sami kendi kendine M.Ö. 600 milyon yılının gideceği son yer olacağına söz veriyor. Bu zamanı seçmek iyi bir fikir çünkü Sami ilk mantarlardan bazılarını görebilir. Bu mantarlar suda yaşıyorlar ve karaya ancak 140 milyon yıl sonra çıkacaklar. M.Ö. 250 milyon yılında çoktan dünyadaki temel yaşam formlarından biri oldular. İlginçtir ki yeni keşifler bilim insanlarını ilk mantarların 1 milyar yıldan daha önce evrimleşmiş olabileceğine inandırdı. Sami geçmişte neredeyse 1 milyar yıl öncesinde artık yeterince şey gördüğüne karar veriyor. Eve dönme vakti geldi ama zaman makinesi çalışmıyor. Sami paniğe kapılarak düğmelere basmaya başlıyor. Önce hepsine birden basıyor, sonra tek tek basıyor ama boşuna çabalıyor. Son olarak rastgele bir düğme kombinasyonuna basıyor ve puf, kayboluyor. Yalnız küçük bir sorunumuz var. Sami henüz zamanımıza geri dönmedi.
Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.